Birçok sohbetin içerisinde, direkt böyle löp diyor. Birçok muhabbetin, sohbetin içerisinde lafı tanımı geçiyor, deyim olarak kullanıyoruz. Bence Can Canan'ların birçoğunun içerisinde de en az bir 3 defa, 4 defa atıfta bulundurmuşuzdur ama bence başlı başına bir bölümü hak eden bir konu. Yani beraber bir elden geçirelim çünkü bu dönemi çok fazla etkiliyor. Şu fırsatlar, çokluklar, çokluklarda karar verme mekanizması, doğru kararı nasıl vereceğiz, bu kadar çok bilginin, hengamenin içerisinde nasıl yürüyeceğiz falan mevzusu. Çok önemli bir şey kırıldı gerçekten 2000 yılından bu yana. Yani dijitalin etkisi mi, dünyada ekonominin dağılma tipinin değişmesinin etkisi mi, kapitalizmin bu kadar yaygınlaşmasının etkisi mi, bilgi dağılımında performansın değişmesinin etkisi mi ya da bunların hepsinin üst üste gelmesiyle beraber oluşa gelen bir sonuç ve biz artık gerçekten bilgide, insan ilişkilerinde, işte eskiden nadiren rastlayabildiğimiz hemen her şeye, eskiden rastlamış olmayı bir fırsat olarak gördüğümüz hemen her şeyden artık çokçaya sahibiz. Yani bu bilgi de olsa çokçaya sahibiz. Bu ekonomik fırsat da olsa. Şimdi ben sana oturayım burada. Herkes herkese yani denesin gerçekten yanındaki adama dönsün. İş fikri olarak en az fırsat olarak 5 tane iş fikri vardır. Eskiden böyle değildi yani 1980'li yılların duygusunu hatırlıyorum yani. Hani adam bir fikir yakaladı mı ömrünü bu o fikirden para kazanarak ya da şey yaparak devam ettirebiliyordu ya da bir şey yakaladığında. Şimdi hepimizin 5'er, 10'ar, 15'er fikirleri var, bilgileri var, hatta o konuyla alakalı düşünmüşlükleri var falan. Hemen herkes çift anadal okumaya yakın 2 üniversitemi bitirsem diye düşünüyor ya da hiç üniversite bitirip bitirmemesine gerek yok. İşte ben tarihle ilgiliyim ama aynı zamanda da YouTube'dan da şuna sıkı takip ediyorum da bilmem ne de falan da farklı farklı içeriklerle ilgileniyor. Devasa bir çokluk evrenindeyiz gerçekten. Bu bir önce şey tarafıyla sorayım sana. Yani bunu denetlemiş olayım. Bunu turnusol kağıdına bir kullanmış olalım aramızda. Bu bir yanılsama mı, gerçek mi? Gerçekten böyle bir çokluğa girdik mi? Yoksa yani hani bu böyle bir yanılsama mı yaşıyoruz? Bu aslında o kadar çokça bir şey değil de. Çok gerçek. Yani gerçek olmasının sebebi de şu. Arzuları sınırsız ve neredeyse kaynaksız bir dünyada yüz binlerce yıl hayatta kalmış olan ataların açlıklarını bugün doyurmaya çalışıyoruz. Yani güvenliğe olan, kaynağı olan, besine olan, imkanı olan, seçeneğe olan, efendim kalabalığa olan, yani kalabalığın yarattığı güce olan arzu yüz binlerce yıllık. Hani varsa Carl Gustav Jung'un dediği gibi bir bilinç dışı zihin, ortak bir bilinç dışı varsa oradaki en büyük travmalar bunlarla ilgili olmalı ki bugün mesela üretim bantlarımızın hızı, teknolojik ilerlememizin ivmelenme biçimleri, hayatımızı değiştirme ritmimiz bunlar hiçbir normal değil. Yani sürekli mesela daha hızlı bir şeyler yapıyoruz ama niye bu kadar hızlanmamız gerektiğini düşünecek vaktimiz yok. Yani çünkü o kadar derinden bir arzu ki daha hızlı olmamız lazım falan, devamlı hızlı. Mesela işte bir ara anlattım gene Can Canan'da geçti bizim atılın lafıydı. Teknomarket geziyoruz. Böyle işte fareler var. Gittikçe küçük bir minik fareler şey için. Dedi ki la bu fareler şöyle küçülüyor da benim elim hep aynı. Yani fareyi küçültmek, küçültebildiğin kadar küçültmek teknolojinin yaptığı bir şey ama bu insana uygun mu diye sormak sonradan aklımıza geliyor. Zarar vermeye ya da ergonomi sınırlarının dışına çıktığı zaman yani kullanamaz olduğumuz zaman. Şu anda gerçekten seçenek bolluğu bunaltacak düzeyde ve bu bir gerçek seçenek bolluğu. Bugün artık insanın yokluklarını, üretim ihtiyacını, büyümesini bilmemesini değil. O yüzden bugün önce Can ve sonra Canan da seçim konusunu konuşuyoruz. Yani nasıl karar vereceğiz, nasıl seçeceğiz? Esas sorun o yüzden bu. Ya mesela yani satılan kimlik modelleri var. Yani satılan derken yani hani fikir olarak çok böyle lansmanı yapılan, hani öne çıkartılan kimlik modelleri var. Mesela bunlardan bir tanesi. Dünyayı gezen, her yerde yiyen, içen, fotoğraf çeken, hani oranın çeşitli insanlarla tanışan bir adam. Bu bir kimlik modeli. İşte başka bir adam düzenli olarak çok okuyan, hani bir sürü şey okuyan, okuduklarıyla alakalı bir şeyler yazan, düşünen. Bak bu başka bir kimlik. Ya da mesela çok ekstrem adam. Hani bir sürü sporla ilgili ekstrem bir şeyler yapma, deneme, hani sporu ve yaşamsal aktiviteyi hayatında tutan adam. İşte bir başkası sosyal kültüre çok önemli. Gece hayatı, insanlar, tanışmalar, eğlence bilmem ne, bir fotoğraf. Ya böyle saymakla bitmez. İşte yemek kültürünü çok iyi bilen, muhteşem bir mutfağı ve masası ya bilmem nesi olan adam. Şimdi bak bu adamların hepsi olmak mümkün teorik olarak.
Evet. Ama pratikte mümkün değil. Eğer mutfağı olan adamsa o kadar ekstrem spor yapamazsın. Mümkün değil yani. Hani mutfağın varsa o da yemek sahibi. Yani zamansal kısıtla seçenek çokluğunun ya da işte dünyayı gezemezsin mutfak varsa. Yani hani oysa ya da dünyayı geziyorsa mutfak yoktur. Yani hani bu öyle bir şey değil. Ya da işte kitap okumayla hadi bir şeyleri birleştirebilirsin de bir görecelilikle birleştirirsin. Yani onların başka zihinleri var. Ama biz hep hani her yeni güne uyandığımızda bunların hepsi sanki hayatımızın birer parçasıymış ve biz bunların hepsinden sorumluymuşuz. Bunlardan herhangi birini eksik yaparsak, bunlardan herhangi birinde az zaman geçirirsek sanki hani dünyaya karşı böyle hani küçük bir adamız, biz ne bileyim böyle köşede kalmış bir adammışız gibi bir yanımız. İtirafta bulunacağım abi. Bu yani şu anda dayanılmaz bir şekilde geldi. Ben geçen gün Instagram'da Kıvanç Tatlıtuğ'un profiline baktım. Abi o kadar adamdan bahsediyoruz falan. Bunları bu kadar anlatan bir adam olarak moralim bozuldu. Yani ya bir kere gerçekten profesyonelce hazırlanmış bir profil, onu söyleyeyim. Yani kendi yönetmiyordur tahmin ediyorum. Hı. Kıvanç Tatlıtuğ zaten Allah herifi Apollo gibi yaratmış, o ayrı bir konu. Fakat abi adam her şeyi yapıyor gözüküyor, tamam mı? Şimdi böyle normal bir kullanıcı moduyla bakarsan ekstrem sporu var. İşte efendim böyle gayet güzel eğlence, gezme, tozma hayatı var. Tehlikeli sporlar, mesela benim motosiklet orada çok cezbetti. Öyle bir takım fotoğraflar var. Şimdi beynimin bir tarafı diyor ki, yavrum diyor, Kıvanç Tatlıtuğ sonuçta bir oyuncu, bir model, medyatik bir figür. Bak adama böyle bir şekil yapmışlar. Burası vitrin. Git bak sor, kim bilir ne derdi vardır. Onda sırtında çıban çıkıyordur falan. Arka planda benim zihnimin bilinç tarafı böyle bir şey söylerken atavi zihnim diyor ki, geldin gidiyorsun, millet ne hayatlar yaşıyor. Allah belanı versin diyor bana devamlı. Ulan öleceksin diyor. Aynı benzer duyguyu tam iki gün sonra Netflix'te bir tane belgesel buldum. Ve sözsüz müzikle yapılmış, çekimlerden oluşan Muhteşem Sanat mı öyle bir ismi vardı. Sanatla ilgili neler var diye bakarken buldum. Aslında bir doğa belgeseli. Tahiti civarında görüntüler çekilmiş. Hem böyle mikro hem makro böyle müzikler arasında izliyorsun. İzlerken böyle güzel güzel izliyordum. Bir sözü ağır bir depresyon hali geldi bana. Dedim ki ulan ben ölene kadar bunun hiçbirini göremeyeceğim. Bunları görsem bile görmediğim yani trilyonlarca şey aynen, var. Evet. Geldik gidiyoruz. Şimdi bunları görüyor olmak dolayısıyla böyle düşündüğünde bir nimetten ziyade büyük bir külfet. Yani büyük bir külfet çünkü o eksiklik hissi tecrübeyle kapanmıyor. Haberin olmasa cehalet mutluluktur derler ya. Ya mercan var. Bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Bir yani. De benim gibi yani işte hani çok maymun iştahlı, hani çok fazla işe az da olsa zaman ayırmış adam tipleri, senin de öyle olduğunu biliyorum. Yani ciddi bir motivasyonun var dışarıdaki bir sürü şeye. İşte iyi bir tiyatro oyunu izliyorum. Siktir ben çok güzel bir oyun yönetebilirdim. Bak yapmadan gideceğiz bilmem. Aynı duygu. Aynen. İşte iyi bir film izlesem, aa siktir ben bu kadrajları planladıydım. Aslında bunu böyle yaparım bilmem. İyi bir belgesel izlesem bilmem ne, bu konuyu ben daha iyi biliyordum. Vallahi benim aklıma geldi. Vallahi yani böyle bir şeyin içerisinde. Bu arada üretmek için de çaba sarf ediyorum. Yani arka tarafta bir sürü bir şey de yaptığım oluyor ama böyle bir çokluğun içerisindeki yoklukla her gün farkında olmadan depresif bir süreç yaşıyorsun. Ve tam arkasından bir de bunu düşündüm. Yani kendi çapımızda biz bir şeyler üretmeye çalışan, hani bir şeyler yapmaya çalışan da bir hayat çizgimiz olmuş. Biz bile böyle hissediyorsak bu durum karşısında. Yani henüz hayata yeni başlayan ya da biraz geç başlangıçlar yapmak üzere yaşamaya devam eden diyelim. Henüz o inşaya başlamamış insanlar üzerinde dışsal deneyim çokluğu büyük bir külfet gerçekten. Yani sırtına ağır bir yük olarak biniyor. Daha önce hep bizim Metehan Bey'den bahsediyoruz. Adamın YouTuber olamama nedeni YouTube'da çok fazla video yayınlanmasıydı. Yani adamın aklına ne gelse zaten yapmış oluyorlar. Birçok genç şimdi bunu görüyorum. Mesela böyle bir el kol düşüyor. Yani o kadar çok yapılmakta olan şey var ki bunların arasında kendini gösteremeyeceği, sivrilemeyeceği neredeyse insanlar emin. Ve bu arada ben bile mesela, ben bile derken ben çok büyük bir şey becermiş bir adam değilim ama yazmışsın, etmişsin işte o kitaplar için senelerce oturmuşum, laboratuvarlarda çalışmışım, yurt dışlarında bir şeyler yapmışım falan. Hiç aklına gelmiyor ki ben bunları yaptım. Yapamadıklarım hep kalıyor. Demin dedim ya, ataların bu rahatlığa, kaynağa, eğlenceye diyelim genel olarak, yani hayatına renk katmaya ve kahramanlığa olan açlığı bir travma gibi bize geçmiş. Yani onu doyurabilmen mümkün değil. İşte şimdi de elime yeni bir kitap geçti. Bitirince inşallah onunla ilgili de hatta bir bölümde bu kitap neden okunur ben çekeceğim galiba. Ernst Becker'in bu Ölümü İnkar diye bir kitabı geldi. Biz yayıncılık çıkarmış. Sağ olsun arkadaşlar ulaştırdılar. Hakikaten çok önemli bir kitap bence.
insanın bu kahramanlık etkisinin şeyini anlatıyor mesela. Bu da tarihsel antropolojik kökenlerini. Aynen baktığında bunu da kendinde görüyorsun. Yani bunların hepsi atalarda hiç olmayan, yokluğu çekilen şeylerken bugün bolluğu içerisinde boğulduğumuz şeyler. Dolayısıyla bugün tam da geliştirilmesi gereken bilgelik, ben nereye gidiyorum, bu yolda bana ne lazım? Yani çıktığın yola uygun azığı toplama ve o azığın lezzetiyle yaşayabilmeyi öğrenme. Yoksa onun bu su var, onun o falan dedi mi gitti bu hayat, biter yani. Şey ama olsun. Önce yani o gerçekten bir başka şeye imrenmemeye bir psikolojik direnç. Yani tabii. Şeyden bahsediyoruz ya, duygusal dayanıklılıktan bahsediyoruz. Yani kendimizi kolay duygusal olarak zedelenemez halde tutma halinden bahsediyoruz. İşte bu resilience dedikleri, benim istikrar dediğim İstikrar mesela. Dediğin hikaye. O duygusal istikrar gibi böyle bir çokluk karşısında da duygusal olarak geliştirmemiz gereken bir başka istikrar tipi varmış gibi görünüyor. Çünkü çok aldanıyoruz abi. Şöyle bir sorun oluyor. Yani bizim zihnimiz... Ya buna o kadar hani ticari danışmanlıklar veriyoruz ya alan içerisinde. Çok o kadar karşılaştığım bir şey ki. Bizim zihnimiz fırsat yakalamaya odaklı. Tamam. Yani hayatında iyi bir fırsata denk gelecek. İyi bir fırsatı seçecek. Voleyi vuracak. Voleyi vuracak. Parayı kazanacak. Sıçramayı yapacak. Patlamayı yapacak. Adı her neyse böyle hoplamalı zıplamalı bir iş yapacak hayatında. Çünkü biz Türkiye'ye özel söylüyorum bu arada. Dünyada böyle değil. Dünyada da belki yeni kuşakta böyle örnekler var ama eski kuşakta başka bir şey. Halbuki biliyorum ki iyi iş her zaman nitelikle biriktirilerek organize edilir. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hatta bunun zamanı eskiden 20 yıldı, şimdi 2 yıla düştü. Tabii. Yani iddia ederek söylüyorum. Sen doğru ve düzgün bir şeyi bul, ödev yapmış ol, YouTube kanalı yap, 2 yıllık yatırım yap düzgün ve ritimli. 2 yıl sonra söz veriyorum para kazanacaksın, güzel de para kazanacaksın. Şeyi yok. Ama hiç kimsenin 2 yıllık bir konsantrasyonu yok. O bir şey yapacak ve patlayacak. Hep karşılığında da bana hani şey cümlesiyle beraber geliyor. Niye öyle diyorsun abi? Kız çocuğu işte görüyorum marketten, bir alışveriş yapıyorum. Videosu 1,5 milyon izleniyor falan. Hep konuşmada buna göre. Abi o değil. Hani konuyu karıştırıyoruz. Hani orası değil. Voleyi vurmak kimin işi? Kimin yaşam biçimi? Avcı toplayıcı abi. Evet. Avcı toplayıcı voli vurarak yaşıyor. Yani mamutu buldu mu bitti ama sonra aç geziyor işte. Yani o kafa hala geçmemiş. Diyor mu ya işte kitabımda da yazdığım gibi. Ürün yerleştirme yapıyor. Ozan'cığım şuradan ifadeler kulaklığına çıkarsa çok memnun olurum. İnsan fabrikalarının hikayesi bu değil mi zaten? Yani o doğduğumuz şey işte bu. Bu kafa. Onu değiştirebildiğin zaman zaten kalıcı, sürdürülebilir, iz bırakan bir şey yapıyorsun. Şu günün dünyasında adına başarılı dediğin ya da işte dışarıdan başarılı adettiğimiz, daha iyi yapıyor dediğimiz insanların gerçekten uzun süre böyle anılmasının bir tek sırrı var. Bahsettiğin şey bir konunun peşine takıntılı olarak gitmek. Evet. Tabii bir de onu piyasanın ortamı, şartlarına, zamanın ruhuna göre bir çıktıya dönüştürebilmek. Yani hiçbir çıktıya dönüştürmezsen onun da bir faydası yok da bir de dışarıya yansıyan bir fayda, bir artı, bir değer, bir şey üreteceksin. Ama bunun içerisinde işte voleyi vuran görünüp kayboluyor. İşte belli bir emtia ediniyor ama ondan sonra bir şeyini görmüyorsun. Bizim temel sorunumuz avcı toplayıcı olduğumuzu inkar ediyor olmamız. Yani bir onu bilelim. Yani temelde bunu bilirsen o fırsat güdüsü biz burada masada konuşurken açık beyinle ilgili plan yaparken sıklıkla birbirimizi uyardığımız konu değil mi? Bak öyle bakmayalım konuya. O yanlış bir bakış açısı kaç kere deniyor bu masada. Çünkü içimizden öyle bir şey çıkıyor yani. Ve her an her şeyi yapabilirmişiz gibi geliyor. Ona da atlayalım, buna da atlayalım. Yani sevinçleri vereyim arkadaşlar. Mesela Mustafa Can bunun freni bizde. Şimdi ben böyle zıplayan model. O da falan. Diyor ki bir dakika bir sıraya koyalım. Önce şunu yapalım, sonra şunu yapalım. Böyle bir şey lazım. Yani bir fren gerekiyor bu tip işlerde. Yani herkes kendi gibi bilirmiş ya dünyayı. Ben de böyle hoplayan zıplayan bir zihnim olmasa muhtemelen ifayı yazmazdım. Geçen kişilik analizleri yapan bir arkadaşım isim vermeyeyim şimdi. Bana dedi ki hocam senin zihnin bildiğimiz maymun dedi yani maymun. O maymunu dedi terbiye de edemezsin. Onu dedi şey yapacaksın. Yani onu serbest şey, bırakacaksın. Sevdiği bir şeyin peşine koşturacaksın ama kolay erişemezsin. Yani hep böyle muzu biraz ileride tutacaksın yani. O böyle her an tutuyormuş gibi falan gitsin falan misali. Ama bu hepimizin içinde şu ya da bu şekilde olan bir şey. Şimdi bir aç tavuk ve buğday ambarı. İşte aç maymun ve muz silosu ikilemlerine benzetebiliriz bunu. Biz şu anda bir türlü doymayan bir canlıyız ama etrafımız hep hayalini kurduğumuz şeylerle dolu. Nereye elimizi atacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz ve etrafımızdaki insanları da sürekli doyuyor gibi görüyoruz. Yani yiyor ve doyuyor, yiyor ve doyuyor. Çünkü onlar dikkatimizi çekiyor, onlar bizim dikkatimize veriliyor.
Ve biz maalesef bir türlü o doyumu da yaşayamadığımız için hep böyle bir eksiklik, hep bir eziklik. Orada da başka bir şeyle birleşiyor konu. O post-truth hikayesiyle birleşiyor. Tabii. Yani o gerçeklik anlamını yitirip estetize edilmiş imajlar, görüntüler, melodik formlarla beraber sana gelince sen orada başka bir kurgu ve hikaye grubu olduğunu düşünüyorsun. Az önceki söylediğin Kıvanç Tatlıtuğ hikayesinde olduğu gibi. Tabii. Halbuki o bilinçli bir şekilde zincire dizilmiş, bir estetize edilmiş bir kurgu formülü. Sen bakınca o bir bütün, o bir tam... Hani o bunu yapıyormuş gibi görünüyor. Buna işte biz kişisel markalaşmanın içerisinde modernist dönemde çok rastladığımız bir hikayeydi. O hep takım elbiseli, çok iyi arabası olan, sabahları portakal suyu yogasını yapmış gelmiş. Hayata hep dinç adamın depresyon hikayesini de biliriz arka tarafta. Yani hani o çökük bir özgü. Ya abi, on binlerce yıldır insan kadınları doğum yapıyorlar. Bizim hepimizin de anası, bacısı, eşi doğum İnsan yaptı. İnsan kadını iyi tarifmiş ya bu. İnsan kadını tabii yani. Yani normalde mesela herkesin doğum sonrası hemen fotoğrafı vardı değil mi? Bebeği kucağına verisi var. Yani bir normal doğum şey fotoğrafında bütün kadınların suratı patlamış mısır gibidir. Tamam mı? Çünkü doğum zor bir şeydir. Yorgun, argın falan. Abi Instagram'da bir tane öyle doğum fotoğrafı olsun Allah rızası için ya. Herkes böyle Marilyn Monroe gibi. Yani ne zaman ayıldın, ne zaman allığı bastın, ne zaman yapıldı o makyaj. Ama... O doğum fotoğraflarının masumiyeti bile gidiyor işte. Postür böyle. Artık doğumda öyle olmalısın gibi. Şimdi normal sıradan anneler tırnak içinde makyaj yapmadan doğum fotoğrafı veremiyorlar. Ben bunu biliyorum. Ve bunu maalesef bunun yerini yapan bazı şeylerimiz de var. Yani sağlık alanında çalışıp da bu sosyal medyayı seven arkadaşlarımız da buna teşne bir ortam oluşturuyorlar. Evet. İşte biraz doğum fotoğrafçılığı bilmem ne. Ya daha dakika bir gol bir. İmaja hazırlanıyorsun. Yani çocuk daha yeni gelmiş de. Yani o çocuk kakasını yiyor şu anda. Daha yeni annesinin karnından yeni gelmiş. Yani ay öyle demesen iyi değil. Ya. Abi tabii mekonyum yapıyor o çocuk. Yani siyah zift gibi bir şey sıçıyor, affedersin. Yani öyle bir varlık, zayıf, aciz, ıslak, kaygan. Öyle bir şey yok. Böyle fistolun bilmem ne. Gerçekten bizi koparıyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi buradaki hal biraz karikatürize belki. Yani doğum fotoğrafının makyajlı olmasında çok bir sorun olmayabilir. Ama bütün hayat böyle allı pullu gösteriliyor bize. Sen orada dönüp bakıyorsun. En sevdiğim benzetme Cem Yılmaz yapıyor ya. Dolabı bir açıyorsun. Yarım yoğurt suyunu salmış falan. Yani gurme programı izlerken dolapta başına gelen hikaye. Hayat gerçekten böyle. Yani senin evin, senin aynada gördüğün şey hiç öyle değil. Eğer biz bir gün ya işte sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'un ya da işte bir başka ünlü arkadaşımızın sabah kalkar kalkmaz gözü çapaklı bir fotoğrafını orada görebilirsek normale dönüyoruz demektir. Bu olmayacak. Hı-hı. Bu olmayacak. Bize oradan aktarılan seçenekler bizim tutturamayacağımız seçenekler. Bu görüntüyü görmemiz kolay. Görüntüde bunu hepimiz analiz ediyoruz. Bir de işin kariyer, başarı, eğitim, vırt zırt gibi alanları var. Burada da önümüze konan ya da beynimizin görmeyi seçtiği şeyler bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Demin onu diyordum ürün yerleştirme yaparken. Kitabımda da yazdığım gibi yani 3. cilt, İFA'nın 3. cildi sınırları aşmaktan bahsediyor ve oradaki temel biraz da nasıl diyelim sivri gelen iddia şu. Sen sınırını zorlamazsan dünya üstüne çöker. Sen sınırını zorlarsan, bir yol açarsan kendine, o zaman etraftaki seçenek çokmuş ya da seçenek yokmuş hiç umurunda değil. Sen artık yolun kendisi, yaşamın kendisi oluyorsun. Burada bir böyle bir yol var. Ödev insana düşüyor. Problem burada. Sosyal medyadan öğrenemezsin bunu. Kitaptan okuyunca, benim kitabı okuyunca da olmaz. Senin bir karar vermen gerekiyor. Sen o sınırı zorlayacaksın. Bir yola gireceksin. Sonra yolda istersen Kıvanç'a bak, istersen öbürüne bak. Bakabilirsin, sıkıntı yok. Gidersin çünkü. Ama gidecek rotan yoksa, zorlayacak sınırın yoksa her çarpan senin yönünü değiştirir. Bir oradan buraya dönersin, bir buradan buraya dönersin. Anlatmaya çalıştığım şey de temelde bu. Seçenekle dövüldüğümüz bir çağdayız. Bunu unutmayalım. Yani seçeneksiz değiliz, çaresiz değiliz. Sadece seçenekler arasında bir çareyiz. Bir de çokluktan bahsediyorken bir yanılsama daha oluşuyor aslında. Yani gerçekçi ve detaylı bir şeyi irdelemeye, kazımaya kalktığında, yani milyarlarca seçeneğin içerisindeyiz. Ama aynı zamanda da o kadar hızlı sınıra varabiliyorsun ki mesela hani sınıra vardığım cümlelerden bir tanesi. Canlı nedir abi? Bilmiyoruz hala. Evet. Gerçek nedir abi? Bilmiyoruz hala. Beyin yanılsamasıyla gerçeklik dünya arasındaki bilmem neyle bilmiyoruz abi. O kadar hızlı da bir sınıra da geliyorsun ki hani abi dünyadaki her şeyi biliyorduk. Yani her şeyle alakalı içindeydi. İşte Google'a bastığımızda milyarlarca seçenek veriyordu bize. Hani her şeyle alakalı tonlarca bir şey vardı falan.
bir yere giriyorsan zıp diye birdenbire evren bitiyor. Yani hani zihinsel evren ya da duygusal evren bitiyor. Orası da bir zonklama hali. Yani hani başka şeylerle alakalı sınırımız var. Bu hani yaratıcılıkla alakalı konuşurken hocadan öğrendim, geyini yaparım. Hani düz çizgi, eğik çizgi, kırık çizgi. Başka çizgi yok. Abi bu sen söylediğinde de benim moralim çok bozulmuştu ya. Ya gerçekten o çizgiden de başka çizgi yok. Bu arada biraz önce söylediğin şeyi hatırlattı. Büyük bir Türk düşünürü var. Hazreti Ozan Özgül. Onu da hatırlattığı gibi. Gerçekten bir yıldır mesela COVID konusunda belirsizlik anlamında değişen hiçbir şey yok. Hala hiçbir şey bilmiyoruz. Hala önümüz karanlık. Ve insanları en çok mesela geren ve böyle eli kolu bağrı bağlı bırakan şey bu. Sanıyoruz ki bilim kurulu, sanıyoruz ki Çin, sanıyoruz ki Amerika bir şeyler biliyor da biz bilmiyoruz zannediyoruz. Kimse bir şey bilmiyor. Bunu fark etmek daha da büyük bir yıkıntı. Yani bu bir kadar mı çaresiz? Çok korkutucu bir durum var. Mesela bilinmesi gereken daha büyük bir şey de olmayabilir. Burada da bir yanılsama var. Bilinmesi gereken daha büyük bir şeyi arıyoruz ama olmayabilir işte. Yani bu kadarlık gördüğümüz, tanımadığımız grip olabilir. Yani hani bir şeyde ya da hızlı yayılan. Konuştuk ya önceden. Niye kompletörleri bu kadar yavaşlar? Rahatlık çünkü. Oh birisi çözmüş abi, kesin bu uzaylıların oynamış dedi mi rahatlıyorsun. En azından işte sebep arayan zihnine bir sebep vermiş oluyorsun. Ama bunların hepsi uyuşturucu. Bunların hepsi bize çizilmiş bütün yollar, bize önümüze sunulmuş bol zannettiğimiz seçenekler, hiçbiri bizim değil. Hiçbiri bizim hayatımıza uygun değil. Gerçek seçenek, yani bizim olan seçenek, bizim kombinasyonumuz ya da bizim açtığımız perdelerden görünecek seçeneklerdir. Bizim için açılmış perdeler manipülasyondur. %90 böyledir. Ve birisi bir perdeyi kaldırıyor, bak diyor orada bir şey var. Seni bir yere götürmek istiyor çünkü o sana bir havuç tutuyor. Gerçek seçenek senin daha önce kapalı olan ve açtığın perdelerin arkasından gözükür. Çaba gösterdiğin, ders çalıştığın, müktesebat biriktirdiğin, okuduğun, tartıştığın, konuştuğun, yürüdüğün, koştuğun yerler o perdeyi kaldırır. Genç arkadaşlara hep bunu anlatmaya hep çalışıyorum işte üniversitede. Şimdi online derslerde ders konuları iyice tavsadığı için genellikle böyle motivasyonel speech noktasına geliyoruz çoğu zaman. Gaz vermeden yürümüyor çünkü. Ve arkadaşların da en çok tahayyül etmekte zorlandıkları kısım bu. Diyor ki zaten yapılacak her şey yapılmış, var olan her şey var. Ben sadece seçeyim. Değil yavrum onlar. Senin seçmen gereken seçenek muhtemelen şu anda menüde yok. Onun menüsünü senin yazman lazım. Senin bir seçenekler dizgen olması lazım. Kendi gündeminde onu seçebilmen lazım. Markete gidince de böyle. Okul seçerken de böyle. Evlenirken de böyle. Çocuk yaparken de böyle. Emekli olurken de böyle. Bu her zaman böyle. Ne yaparsan elinle o gelir senin. En sevdiğim de iş. Bu arada mesela bir şeyi de hadi zorlayayım konuda. Niyeyse öyle bir gıcıklık yapasım geldi. Markete seni zaten gidiyorsun. Hissettim. Böyle bir gıcıklık yapasım vardı. Markete gidip devasa ürün raflarına bakıp binlerce ürün olduğunu zannediyorsun ama azıcık arkasını kazıdığında o ürünlerin hemen hepsinin 10-12 holdinge bağlı olduğunu öğrenmek de bir gerekiyor. Tabii. Yani hepsi aynıymış meğerse. Yani hepsi aynıymış, hepsi aynı holdingin altındaki şirketlerin alt kırılımlarıymış. Yani o çeşitlilik aslında nasıl bir yanılsama doğuruyor falan da. Hani hep aynı kültürden geliyor ya anlama açısından da belirleyici olabilir. Hadi bu bölümü bu sefer böyle içim kaşındı şeyde. Karar vermeyi kolaylaştıracak bir 3 maddelik çizelge çıkarsana. Yani mesela şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Çünkü bunu konuşuyoruz ama insanlar yani bir başlangıç, örneklem görmek için bir zihinsel olarak tamam doğru. Yani hani onlar da aynı problemi çekiyor. Bu bir farkındalık sohbeti çoğunlukla bizim yaptığımız. Bu da doğru ama hani peşi sırada hani birinci adım ne yaparsam o karar vermem kolaylaşır ya da zihinsel, duygusal, fiziksel olarak. Ben birincisini söyleyeyim mesela. Belki işini kolaylaştırır. Şeyi bilmek işi çok kolaylaştırıyor abi. Fiziksel bedensel varlığınla zeka varlığın ve duygusal varlığının bir bütün halinde dengede durması gerekliliği, karar vermeyle alakalı her eylemin ana koşulu. Biz bunları yani şey zannediyoruz yani homojen ve stabil zannediyoruz, öyle değil. Yani bizim zekamızla hep geyiğini yaparım ya yani sen 140 IQ'da olabilirsin, çişin gelince 85 IQ'sun. Bu böyle homojen devam eden bir şey değil. O yüzden mesela şeye bakıyorsun. Çok akıllı bir bilim insanı televizyona çıkıp bir şey yaptığında onun duygusal zekasından, duygusal performansından emin olamadığın için söylediği cümleye de güvenemiyorsun. Halbuki onun söylediği cümleye güvenebilmek için onun duygusal olarak da stabil konumda bir adam olduğu bir manyağa bağlamış olabilir, gece oğluna kızmış olabilir, onun duygusal durumu. Bahsettiğin arkadaşa selam göndereyim mi burada? gönderme. Yani bilemiyorsun ki duygusal anlamda ne durumdadır, nasıl durumdadır bir şeyde. Onu stabil zannediyoruz modernizmin getirdiği bir etki. Halbuki artık bunu biliyoruz, stabil değil. O yüzden biz
sosyal olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak, gayet yani psikolojik olarak ve bedensel olarak bir bütün olduğumuzu ve bunların hepsinin kendi içinde birbirlerini dengeleyecek bir hareketi olduğunu bilmek. Karar vermeyi kolaylaştıracak. Yani karar vermekte her zaman aynı optimal tavrı sergileyemezsin. Bir bunun farkı var. Aynen öyle. Evet. Duruma göre, bağlama göre, gününe göre değişiklik olabilir. Evet. Bir kere kendi ritmini bil. Yani kendi bilmeye bağladık ama yani gene öyle yapacak bir şey yok. Bence ikinciye yazılabilecek. Gündemin var mı yok mu? Her gün. Bugünün gündemi nedir abi? Benim gündem mesela okula gidiyorum bir gündem değildir. O bir zorunluluktur. İçtimaya kalkacağım gibi bir şeydir. Askerde olduğun için içtimaya kalkarsın. Normalde evde olsan kalkmazsın. Bizi zorlayan faktörlerin dışında bizim arka plandaki bir gündemimiz varsa seçimimiz de olacak demektir. Yani gerçekten bize ait bir seçim gündemle alakalı. Bir de yani gündemin de gerçek ihtiyacına uyumlu olması lazım. Yani sırf gündem olsun diye gündem olmaz. Gerçek arzunu, ihtiyacını biliyor olacaksın. Bütün bunların hepsi de insanın hayatta vakit harcadığı en fazla şeyin kendisi olmasını gerektirir. Ya birinci adımda şey desek oluyor mu yani hani senin bu sözünden yola çıkarak. Yarın kalkıp yarın ne yapacağını planladığın, bu plan böyle takvime yazılı plandan bahsetmiyorum. Yarın kalkacağım ve şunları yapacağım diye başladığın gün senin günündür artık. Senin kararların günüdür. Çevik yaşamı öğrensinler işte. Yani çevik yaşamın insana sağladığı şey aslında bu. Evet. Uzun uzun hayaller kurmak yerine kısa kısa adımlar planlıyorsun. Yani o kısa adımları planla yeter ki o hedefe git. Biz mesela ben ilk bilgisayar aldığım zaman 97 falan gibiydi. Bir arkadaşım çok güzel bir tavsiyede bulunmuştu bana. O zaman program yazıyordu. Ben de bu basic program diline biraz merak sarmıştım. Çok çabuk vazgeçtim tabii. Yani çok gereksiz geldi bana. Zaten sonra paket programlar çıktı ama şey dedi. Bilgisayarda bir şey yaparken bilgisayarın yapabildiği şeyler vardır. Ama sen bilgisayarın yapabildikleriyle kalırsan bilgisayarın yaptığı kadar yaparsın. Dedi ki kafana bir şey tak, onu yapana kadar uğraş. Bak burada çok önemli bir fark var. Bilgisayarla bir şey yapmak var. Bir de kafandaki bir şeyi bilgisayarla üretebilmek var. O basit tavsiye sayesinde ben o dönemlerde, ondan sonraki 10 yıl boyunca kullandığım hemen her programın uzmanı oldum. O günkü PowerPoint'te 3D animasyon yapan tek adamım arkadaşlar. 3D animasyon yaptım. PowerPoint ya. Ya bugünkü PowerPoint'ler değil ama. O günkü yani işte 2000'lerdeki falan PowerPoint. Berbattı yani. Slide'lar geçerken buhar çıkıyordu böyle şeyin kenarından. Böyle bir şey ve yeterince zorlarsan elindeki aracı seni her hedefe götürebileceğini o basit tavsiyeyle öğrenmiştim. Belki de biraz o yüzden boynumuz kalın herhalde. Her işi böyle zorlamaktan evet, sen, dolayı. Sende de, bende de o hava var, sende de o hava var yani. Hani çok put alırsan kimse her şeyi işte yaparım. Kimse işte verebiliriz, hayrederiz falan. Naz çekmiyoruz ama güzel bir şey. Teşekkür ettim hocam. Ben teşekkür ettim.